Açılış konuşmasını yapmak üzere Önder, gençlikten sorumlu genel başkan yardımcımız Abdullah Ceylan'ı kürsüye davet edelim kuvvetli alkışlarınızla. Muhterem hocalarım, saygıdeğer büyüklerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve yüreğindeki aşkı, sevdayı ve muhabbeti topluma ilmik ilmik dokuyacak olan siz sevgili İmam Hatipli genç kardeşlerim. Türkiye'nin en köklü, en büyük, sayıları milyonları aşan ve birbirine gönül bağıyla bağlı, kardeşlik ve muhabbet halkalarıyla bağlı Peygamber Aleyhisselam'ın kardeşlerim diyerek özlem duyduğu 21. yüzyılın daveterleri, hayat rehberleri, İmam Hatip gençliği, hepinize selam olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İmam Hatipli kardeşlerim, bu din oturanların değil, çalışanların, duranların değil, koşuşanların, konuşanların değil, iş yapanların omuzlarında bugünlere geldi. Bizleri kardeşi gören Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kuraklıksa kuraklık, yokluksa yokluk, sefaletse sefalet, sefaletin kol gezdiği, eşkıyaların yol kestiği, zulmün ve zalimin sözünün geçtiği Mekke'den yola çıktı. Ve tek bir dayanağı vardı. Rabbinin emrine uyuyordu. Ya eyyuhel muddessir, kum fe enzir, fe rabbeke fe kebbir emrine tabi oldu. Ey örtüsüne bürünen, kalk, kalk ve uyar. Sadece Rabbine secde et diyen emre uydu ve biz de o peygamberin ümmetiyiz, ona tabiyiz. Sevgili genç kardeşlerim, buradan Anadolu'nun her köşesinde bulunan, aynı kimliği taşıdığımız, aynı sıraları paylaştığımız İmam Hatipli kardeşlerimize sesleniyorum. Gençler, genç kardeşlerim, bulunduğunuz her köy, her kasaba, her şehir sizlere emanet. Yesripler sizin ellerinizde medineleşecek. Kardeşlerim, Kurtubalar, Bağdatlar, Endülüsler sizin ellerinizde şekillenecek. İmam Hatipli kardeşlerim, yepyeni bir hidayet destanı yazın bu ülkede. Sizin kardeşlik manifestolarınız yankılansın gönüllerde. Kardeşlerim, gençler, secdelerinize, dualarınıza ve hayallerinize sahip çıkın. Genç kardeşlerim, Önder Gençlik olarak sizlerin her derdine, her meselesine, tüm fikirlerine talibiz. Sizleri Önder Gençliğin çabasına, derdine ortak olmaya davet ediyoruz. Ey diline ayet ayet zaferin müjdesi değmiş, ellerinde kimsesizlerin, yetimlerin doyduğu İmam Hatipli kardeşlerim, bizler 600 yıl 3 kıtada at koşturmakla değil de 2 çorak beldenin hizmetkarı olmakla övünen bir neslin devamıyız. Çünkü bizler Peygamber Aleyhisselam'ın iklimine, bastığı toprağa hasretiz ve onun emanetini baş tacı ederiz. Ey İmam Hatipli genç kardeşlerim, Peygamberin bize bıraktığı en önemli emanet namazdır. Ve Önder Gençler olarak namaza başlarken hangi sözü söylüyorsak, hangi sözü söylüyorsak, karşımıza hangi güçler, hangi ordular çıkarsa çıksın, aynı sözü söylüyoruz ve Allahu Ekber diyoruz. Allahu Ekber!
Ey İmam Hatipli kardeşlerim, görüyorum hepiniz buradasınız. Omuzlarınızda bir çağ, başlarınızda bin bir türlü kartallar. Yangın var, gözyaşı var dört bir yanda. Anasız, babasız, çocuksuz insanlar sizleri bekliyor. Kudüs, Gazze, Suriye bu salonu bekliyor. Dünya bizi bekliyor. İnsanlık bizi bekliyor. Gençler, İmam Hatip gençliği, dava bize emanet. Yollar bize emanet, yıllar bize emanet, zaman bizde ve mekan bize emanet. Sizler de Allah'a emanetsiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.